Ee, esasen de ne demokratik bir motivasyon ne de hukukla ilgili bir e, ya da çoğulcu demokrasiyle ilgili bir e, talebi gösteriyor. Sadece AK Parti'nin iktidarda kalabilmesi e, arzusunu gösteriyor. Aynısını şimdi biz e, bu bahiste de yaşıyoruz. Yani e, 50 artı bir bahsinde de yaşıyoruz. Kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Devlet Bahçeli 2016'nın ikinci yarısında darbeden sonra neden bu sistemi gelin tartışalım dedi. Çünkü dedi ki Cumhurbaşkanı anayasanın sınır dışına çıkıyor. E Cumhurbaşkanı anayasanın içine taşı getiremediğimize göre anayasayı cumhurbaşkanına ayağına götürelim dedi. Esasen özü fiil bu. Fiil fiili durumu, hukukileştirelim hukuk dedi. dedi. Hatta baştan evet de diyeceğiz demedi. Getirin tartışalım dedi. Sonra evet diyeceğiz dedi. Sonra 2023'e kadar evet dedi. Neyse ne? Şimdi bu yetkiler, bu yani senin dediğin üzere adeta yani diktatöryel, bazı bazı boyutlarıyla diktatöryel denilebilecek bu yetkiler. Her denetimden münezzeh olan bu yetkiler. Ee, onda meclis denetimi, yargı denetimini Cumhurbaşkanlığı'nın statüsü altında toplayan, neredeyse onunla amir memur ilişkisi kuran bu yetkiler sadece Erdoğan öyle istediği için ona verildi. Erdoğan'ın bedenine göre kesilen bu elbise bu. O zaman da konuştuğumuzda diyorduk ki hiçbir AK Partili Erdoğan dışında başka bir AK Partiliye bile vermez bu yetkileri. Ayrıca, o, ayrıca şöyle İsmail yani hani bunlar iktidardakiler şey mi zannediyorlar? Yani muhalefetin derdi bu iktidarı devirelim seçimle. Ondan sonra yerine biz geçelim. Bu yetkilerle de onu bu, ezelim. Yetkiler, bu yetkilerle ülkeyi biz yönetelim. Evet. biz götürelim. İşte şimdi onu soyalım Bu ülkeyi, tamam Ama mı? şimdi onun yani kabusu var. Ondan sonra biz bastıralım. Muhalefeti biz ezelim. Evet. onların medyası ise onların medyasını canına ot tıkayalım. Evet. Efendim özgürlük alanını evet. bırakmayalım evet. bu ülkede. Evet. Eee hesaplaşma bahsini aslında olalım. Hesaplaşma bahsinden ona da gireceğiz. Biz biz, biz kendi e, işte yandaş şirketlerimize bütçeden e, habire hortumu takıp kaynak aktaralım. Yani böyle bir böyle bir vizyon yok. Anlasınlar bunu. Evet. Böyle kimsede böyle bir vizyon yok. Ha olanlar olabilir. Bazı küçük önemsiz sağ popülist politikacıların böyle hayalleri olabilir. Yani e, ama muhalefette böyle bir şey yok. Yani Özellikle. zaten biz Kılıçdaroğlu bahsinde Helalleşme bahsinde bunu da konuşacağız. Yani şunu anlamıyorlar. Şu okumayı yapamıyorlar. Bugünkü Türkiye eski Türkiye. O hani en eski Türkiye dedikleri daha önceki Türkiye parlamenter rejim veya parlamenter rejimde de zaten bitmişti. O Türkiye en eski Türkiye değil. Bugünkü Türkiye eski Türkiye ve bu eski Türkiye hamile. Yeni Türkiye'yi doğuracak. Evet. Şu an karnında yeni Türkiye'yi taşıyor ve bütün mesele bu doğumun sağlıklı bir doğum olması ve e, onların çok sık kullandığı kim bilir belki erken doğum olur o hayırlara <laughs> erken doğum mu olur ama ha, sağlıklı bir doğum olmasıdır ve sağlıklı olması için de yani bu e, bütün mesele de budur eğer bu eski Türkiye'den eski Türkiye'yi taklit eden babasının oğlu çıkarsa evlat olarak yani ben şimdi çekilsen artık ben yiyeceğim ben hükmedeceğim ben asıp keseceğim diye o zaman e, bu Türkiye sadece felaketle ve mahvoluşla, çöküşle yüzde kalır. Çünkü zaten bu rejim 2018'de kurulduğu andan itibaren, yani 2018 seçimden itibaren bu rejim Türkiye'ye sadece e, sadece kriz getirdi. Ve evet. bugün tartıştığımız işte doların 10-30 falan olması bu akşam, e, bu sadece mevcut tam teşekkürlü krizin sadece bir boyutu. Kriz her alanda var Tabii. bugün Türkiye'de. Devlet krizi, toplum e, siyaset krizde, devlet krizde, dış politikası krizde. Tam teşekküllü bir kriz. Ve bu krizin devam etmek için, devamcısı olmak için bir e, çocuk yok yani. Bu başka bir şey. Buradan yeni bir yeni bir dönem ben doğacak. De, yeni bir yeni bir bir çağ başlayacak. O, 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 bilinçle bakamıyorlar tabii ki. Yani. Ben de e, aslında işte Baraj örneğini bu yüzden verdim. Şimdi AK Parti, AK Partililer şunu görmek istemiyorlar. Bu sisteme yüzde 50 artı 1, bir bir sistem yüzde 50 artı bir sistemini sırf Erdoğan istiyor diye MHP'nin önerisi üzerine 15 Temmuz'dan yaklaşık bir yıl sonra olağanüstü harç şartları altında basın susturulmuşken ve toplum güvenlik tehdidiyle köşesine çekildiği bir sırada ve yalnızca yüzde 50 artı yüzde 51 ile bu ülke kabul etti. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu Al Alaturka sistem neye benzediği de tam olarak anlaşılamayan bu sistem toplumun korktuğu bir anda ve daha fazla korkutularak ve baskı altında kabul ettiği bir sistem. Demokratik, özgür şartlar altında bu sisteme ancak AK Parti'nin %20'lik tabanı oy verebilir. Normal şartlarda bu sistem geçmezdi. Darbe ve sonrasındaki olağanüstü ağaç şartlarında denile geçti. Şimdi bu sistem Türkiye taşıyamıyor. Türkiye bu sisteme yönetilecek bir ülke değil. Daha zengin. Türk toplumu çok zengin bir toplum. Yani yetenekleriyle, becerileriyle, kabiliyetleriyle, dünyadaki yeriyle Dolayısıyla bu toplum, bu, toplum bu, bu, sistem bu toplumun sırtında kambur ve yük. Bu atılacak e, toplumun sırtında. AK Parti şunu anlamıyor. Ee, daha doğrusu e, AK Parti şunu istiyor. Bugüne kadar toplumu ilelebet yönetmek için gerekli gördüğü %50 artı bir, şimdi iktidarı kaybetmesinin nedeni haline geldi. Bir sonraki seçimi kaybedecek. Bu seçimle gideceği her seçimi kaybedecek seçimi kaybetmemek için %50 artı 1'i değiştirelim diyor. Türkiye demokratik olsun diye değil. Türkiye çok yani çok sesli e, barajın kalktığı, her siyasal eğilimin demokratik alana yansıdığı, top, siyasetçilerin her aşamada denetlendiği, kuvvetler ayrılığının keskin biçimde uygulandığı bir Türkiye olsun diye değil. Tayyip Erdoğan yine yetkileri kullanabilsin diye, bu kez daha az oyla bunu kullanabilsin diye sistemi değiştirelim diyorlar. Ama buna vakit kalmadı. Zaten Devlet Bahçeli de buna pek yanaşmıyor. Dolayısıyla ben bu sistemin, sadece bu iktidarın değil, bu sistemin de sonuna geldik. Ve e, hani onlar Osmanlı ile AK Parti iktidarı arasındaki koca cumhuriyet dönemine nasıl reklam arası diyorlarsa AK Parti'nin şu özellikle 2017'den bu yana ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türkiye demokrasi tarihinde unutulması gereken bir reklam arası olduğunu düşünüyorum. Reklam arası da bitmek üzere. Evet. Yani önümüzdeki seçimlere hangi seçimler olacaksa eğer yeni bir sistemle yeni bir seçim yasasıyla gidilecekse 2023'te yapılacak. Evet. Daha başka bunun yani 2023'ün başında yapılacak. Daha en erken 2022 en erken Kasım. Yeni bir ve bu yeni yasaya da MHP'nin evet demesi lazım. O de yetmiyor Şu işte Kadir abi. Seçim yasasını değiştirebilir. Seçim bu yasası. anayasa da ilgili bir Meclis. değişiklik. Anayasa ayrı. Yani şöyle ha bu anayasa ile ilgili, ilgili. Tabii bu Cumhurbaşkanı seçilme yet yet tabii, yeterli tabii. anayasa. Hayır referanduma bunu bile getiremeyiz. AK Parti bunu... ve MHP referanduma götüremiyor. Hayır biliyorum. Onu Ben evet. seçim yasasından bahsediyorum. Bu bir evet. ayrı Cumhurbaşkanı'nın seçilme nasıl seçileceğini anayasa hükme bağlı. Evet, evet. Yani hangi yeterliliğine anayasa evet, bağlı evet, ama evet. seçim sistemini değiştirebiliriz. Tabii. Araya ama o da Ben ben dolayısıyla şunu şunu gör görmek lazım. Eğer 2023'e bırakırlarsa bunu eee Bugün dahi bir baskın seçime gidemiyorlar. Bugün dahi gidebilecekleri bir baskın seçimde kaybedeceklerini gördükleri için Tabii. belki 2023'te Haziran'da falan daha iyi bir şeyler yapar, belki kazanma şansımız olur zamana zamana oylarlar. Ama artık şu açık yani bu mevcut sistemle gittikleri takdirde kazanma şansları yok. Yok. Çünkü yok. çok açık o. Kaybetmelerinin nedeni ne? Türkiye'nin şu an yaşadığı ekonomik yoksulluk, girdiği darboğaz, e, en yüksek enflasyon, yüksek döviz ve e, işte e, yaşadığımız antidemokratik uygulamalar. Bu aynı zamanda e, iktidarı kaybetmelerinin nedenleri. Peki bunlar neyin sonucu? Bence bu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin de sonucu. Tabii ki. Bu sistem ki. yoksulluğun sebebi. Bu sistem antidemokratik uygulamaların sebebi. Bu sistem hukuslukların da sebebi. Tabii. Adalet çünkü adalet ortadan kaldırdı. Adalet ortadan kaldırınca bütün bu sonuçlarla kaçılmak evet. yani yüzleşmek kaçılmaz hale geldi. Şimdi buradan aslında tartışmamızın devamı Sen niteliğindeki bir konu var. yine iktidarın muhalefetteki dinamiği, muhalefetin devin bir devindirici bir dinamik var muhalefette, yönlendirici bir dinamik. Bunu bunu kavramıyorlar, anlamıyorlar. Yani kesinlikle anlama anlamadıklarından eminim. o açıdan da Helal yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dediğinde zannettik zannettiler ki veyahut öyle algılanmasını istediler herhalde. Ha uzlaşacak. Evet. Uzlaşacak. Helalleşmek uzlaşmak Bizden değil. özür dileyecek zannettiler. Cumhurbaşkanı'ndan. Yani onu yazan, onu yazan bir köşe yazarı da oldu iktidarın. Selvi yazdı. Yandı evet. evet, iktidar yandaşı bir köşe yazarı. Ondan sonra e, işte ve bunu söyleyenler de oldu. Hatta Bahçeli de dedi işte falan eee Yolun açık olsun falan manasında bir şeyler söyledi. Daha sonra bu yani Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında kimlerle hangi kesimlerle helalleşeceğini söylediğini gördük. Tanımlar tanımladı evet. o kesimleri ve grupları. Bir de aynı zamanda helalleşmek nedir ne değildir ona bir açıklık getirdi. Ben sen, dinledim sen, bugün. Sen, evet. Şimdi. Hı. Ben iki meseleyi birbirinden ayrı ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Biri helalleşme, diğeri hesaplaşma. Helalleşme bahsinde Kılıçdaroğlu'nun verdikleri isabetli buluyorum. Çünkü 100 yıllık bir devlet, yani en azından Cumhuriyet'in ilanından bugüne 99. yıla giriyoruz, 100. yıla gireceğiz. Cumhuriyetimizin ilk 10 yılında, ilk 15. yılında bile siyasi aflar çıkmıştır Kadir abi. Örneğin.